Salata küp istilası. Of ya! Aa, ne oldu bakalım? Sütü mısır gevreğinden sonra koyman gerekiyordu Kip. Biliyorum ama öyle çok sıkıcı. Benim canım böyle yapmak istiyor. Kurallara uyduğun zaman her şey daha güzel olur Kip. Mısır gevreği bile. Mekküp gelin çifti var iya iya o. Bak görürsün Cen, bu işte potansiyel var. Tahminlerime göre tam bir başarı hikayesine dönüşebilir. İş fikirlerin harika oluyor baba. Bu hafta nasıl bir şey buldun? Evet. Şöyle özetleyeyim Kip. Organik ve taptaze salata küpler yetiştireceğiz. Çok mantıklı baba. Ama salata küp ne? Peki o zaman. Bence olabilir et. Dua ettin mi? Bahçe işi çok emek ister çünkü. Bizim de bol bol yardımcımız var. Ne sorun çıkabilir ki, değil mi? Baba, yardım edeyim mi lütfen? Tabii ki oğlum ama sebze yetiştirmek kolay değil. Bir sürü kuralı var, detaylı adımları var. Olsun, yaparım baba. Görürsün bak. Tamam, anlaştık ufaklık. Peki, Finn'i ikna edebilir misin? Onun aklı ve senin enerjinle biz bu sebze işini çabucak büyütürüz. Olur, Finn benim can dostum. O bana hep yardım eder. Baba, sen bu salata küpleri nerede yetiştireceksin? Orası kolay. Arka bahçede bol bol yer var. Sadece o eski oyun parkından kurtulmak lazım. Baba, o oyun parkı bana lazım. Daha yeni baştan aşağı temizledim ve evcil hayvanlarımın gelmesini bekliyorum. Bir iki güne mutlaka gelirler. Hayvanların büyümesi ve gelişimi için o oyun parkına ihtiyacımız var. Merak etme Kera. Bir yolunu bulup hem hayvanlarını yetiştiririz hem de salata küpleri. Finn ve ben bütün işleri hallederiz baba. Muhteşem olacak. Anlaştık Kip. Ben bir görev listesi çıkarırım. Ama bütün kurallara uymayı unutma. Ben bu iş için bir sosyal medya hesabı açayım. Yani tabii annen için de uygunsa. Ne dersin canım? Yani o zaman satamadıklarımızı da yeriz. Zaten çocukların daha çok sebze yemesi lazım. Uy, salata küp sebze miydi? Şu bahçenin haline bakar mısınız? Berbat. Her yer mahvoldu. Daha hiçbir iş hallolmadı ve her şey darmadağın. Sırf saçma sapan bir salatalık uğruna. Düzelteyim. Onların adı salata küp. Salatalık doğru değil. Söylesene ne farkı var Finn? Teknik olarak pek yok. Sonuçta bunlar da salatalık evet. Ama bizim özel tohumlarımız da dikdörtgen prizma yani küboyu şeklinde olacaklar. Peki niye? Daha rahat istiflemek ve atıştırmak için. Adı neymiş veya niye öyleymiş umurumda değil. Umurumda olan tek bir şey var Kip Küpgil. Benim oyun parkımı eski haline getireceksin. Yani evcil hayvanlarıma lazım dedim. Kera, senin adına bir kargo geldi kızım. Evcil hayvanlarım geldi. Yaşasın sonunda. Yardım lazım mı Kera? Ya da boş ver. Kip, görev listesine baksana. Bu kadar işi hayatta bitiremeyiz. Bitiririz. Yarısı için kesime bir yol planladım bile. Ama Kip, baksana baban ne yazmış? Kurallara harfiyen uyun. Biliyorum ama ne sorun çıkabilir ki, değil mi? Bakın, bana pet shop'tan ne göndermişler? Aşırı nadir gamzeli kutu kaplumbağaları. Çok tatlılar değil mi? Çok tatlılar. Peki bunlar niçin? Ne demek bunlar niçin? Yani bunların amacı ne? Yani nasıl bir işlevleri var? Sadece tatlılar Finn. Amaçları tatlılık. İşlevleri tatlılık. Oyun parkımı eski haline getirin. Lütfen. Her şey hallolacak. Sadece derin bir nefes alın. Oh.
It's time to stay really calm. I should have spent more time in Psalms. 'Cause now I've gotta go train my turtles. This is a true big girl job, to take an untrained turtle mob, to show the pet store I can train my turtles. Train my turtles. Their purpose is to be cute, but I might give that the boot. Wondering, is there more to my turtle's purpose? I've got to be a big girl so I can make it in the world. Lord, I sure could use some help training turtles. Aferin Finn. İyi gidiyorsun Kip. Training turtles. Train my turtle. Evet. Son salata küp tohumu da ekildi. Üstünü çizebilirsin. Şimdi ne var Finn? Sırada ultra güçlü gübre. Normalden 1000 kat daha verimli. Şimdi yanında gelen 40 sayfalık kitapçığı okuyup bütün kurallarını, kullanım talimatlarını, güvenlik yönetmeliğini, karmaşa kimyasal bileşenlerini ve... Ne? O akşama kadar bitmez. Kaç saattir buradayız? Ama yapmak zorundayız. Sadece biraz serpiştireceğiz. Ama talimatlar! Okumakla uğraşamayız. Ama kurallar! Gereksiz vakit kaybı! Ama gübre! Tohumların üstüne serpeceğiz. Aha! Az serpince iyi oluyorsa, çok serpince çok iyi olur. Değil mi? Hiç sanmıyorum. Sakın babama söyleme. Ben eve gidiyorum. Benim hemen gidip yıkamam lazım. Oh, şuraya bakar mısınız? Ne kadar da çabuk büyümüşler, inanamıyorum. Kip, sen bir dahisin oğlum. Sebzelerin mucize çocuğu. Aha, çok kibarsın baba, sağ ol. Teşekkürler. Çok fazla, çok fazla, çok fazla kullandım. Sizinle gurur duyuyorum minik küpler. Bütün işler hallolmuş eminim. Bütün kurallara uymuşsunuzdur. Hayatımda gördüğüm en sağlıklı bitkiler. Sağ olun çocuklar. Şimdi bunları hesabımda paylaşacağım ve ondan sonra gelsin siparişler. Aa, lütfen bana teşekkür etmeyin Bay Küpgil. Lütfen. Ama hayatım, satılana kadar bu kadar salata küpünü nerede saklayacağız? Hiç merak etme aşkım. Satamadıklarımızı biz yeriz. Zaten göz açıp kapayıncaya kadar satılıverirler. Ne sorun çıkabilir ki, değil mi? Aynen öyle. Ben Piers Pearson, 4 köşe haber, Kutu Şehir'den bildirdi. Yeni haberlerle tekrar karşınızda olacağız. Haberi duydun mu? Kutu Şehir'de çıkan yangın yüzünden 50'den fazla küp evsiz kalmış. 50 mi? Biz de bugün 50 tane salata küp yemek zorunda kaldık. Hatta belki de 50 gündür gece gündüz bunları yiyoruzdur. Ben bu evde bile yaşamıyorum. Çok kötü olmuş hayatım. Acaba nasıl yardım edebiliriz? Yani çocuklara artık küçük gelen kıyafetleri yollayabiliriz. Orası kolay. Ama 50 tane aç küpü nasıl doyuracağız? Ah, onun için dua etmemiz lazım. Yakup 1:5'te diyor ki, bilgelikte eksiği olan varsa Tanrı'dan istesin. Çünkü o cömertçe ve azarlamadan herkese verir. Birlikte dua edelim. Birlikte dua etmek çok iyi olur. Tanrım, yüreğimiz acıyor ve sana yakarıyoruz. Sana 1. Krallar 8:28'i okuyoruz. Ya Rab Tanrım, kulunun merhamet için sana yakarışını işit. Kulunun bugün senin huzurunda ettiği duaya ve yalvarışına kulak ver. Tanrım, ben daha iyi ifade edemezdim. İyi yürekli eşim için sana şükrediyorum. İhtiyaç sahiplerine yardım etmeme izin ver. Ver ki senin iyiliğin ve merhametinin aynası olayım. Amin. Evet çocuklar, kahvaltınızı bitirir bitirmez hemen bahçeye. Salata küpler kendi kendilerini toplamayacak.
Cucumber, cucumber blues. A whole lot of work that I can't refuse. Lots of stuff to pick and I'm getting kinda sick. Cucumber blues. Oh yeah, I got the cucumber, the cucumber blues. Oh yes, I do. Bir tane koparıyorum, yerine 5 tane daha çıkıyor. Bugün kaç tane topladık? 5574. 5575. 5576. Kullanma talimatlarını okuyalım demiştim sana. Tamam biliyorum ama durdurmanın illaki bir yolu olması lazım. Değil mi? Kitapçığa göre öyle bir şey yok ki. Sana daha önce okumamız lazım demiştim. Tamam Finn. Sen haklıydın. Ben yanıldım. Ama babam öğrenmeden önce bu işi hemen düzeltmek zorundayım. Şu an benimle gurur duyuyor. Hata yaptığımı öğrendiği zaman ne olacak? Bak Kip, babana gerçeği söylemen lazım. Evet biliyorum ama... Ama ne? Ama çok hayal kırıklığına uğrayacak. Belki ama... Ama ne? Seni yine de sevecek. 5577 tane salata küpten nasıl kurtulabileceğimize dair bir fikrin var mı peki? Yok. Peki, o zaman ben nasıl diyorsam öyle yapacağız. Bu salata küpler nasıl bu kadar verimli oldular? Bir türlü anlamıyorum. Tamam, birazı bize de kalsın istiyordum ama böyle de elden çıkaramıyoruz. Gerçekten... Saçmalık mı diyecektin? Ben inanılmaz diyecektim ama... Benim zavallı minik kaplumbağalarım bile artık salata küp istemiyor. Gayet iyi anlıyorum. Sağlıklı olmaları için dengeli beslenmeleri çok önemli. Ve bence günde 5 öğün salata küp yemek dengeli beslenmek olmuyor. Aranızda salata küple yapılabilecek ilginç ve yaratıcı tarifler bulma işini devralmak isteyen varsa lütfen buyursun. Tamam lütfen durun artık. Hepsi benim suçum tamam mı? Ne demek istiyorsun canım? Salata küp meselesi tamamen benim suçum. Hayır, 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 hayır. Kip, bu benim fikrimdi. Senin değil. Hayır, anlamıyorsun. Ben çok fazla gübre kullandım. Bütün çuvalı döktüm. Finn'in talimatları okumasına izin vermediğim için her yer salata küple doldu. Ve şimdi Kara'nın kaplumbağaları ölecek. Ve hepsi benim suçum. Özür dilerim baba. Çok özür dilerim. Kip. Olanları anlattığın için sağ ol. Seni affediyorum oğlum. Seni seviyorum Kip. Ne olursa olsun. Hep beraber dua edelim mi? Ha? Cennetteki babamız. Sen çok büyüksün. Kudretli ve yücesin. Biz senin yardımına muhtaç, seni çok seven küpleriz. Ne olur bize yardım et Tanrım. Sağımız solumuz salata küp oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. O yüzden... Sana yalvarıyoruz. Beni bağışla.
ve bize bir çözüm yolu göster. Bana kaplumbağalarım için bir amaç ver, yoksa çok geç olacak. Evsizlere yardım et. Bana bu güzel aileyi bahşettiğin için teşekkür ederim Tanrım. Amin. Çıkıştığım için özür dilerim Kera. Ve merak etme, kaplumbağaların ölmeyecek. Neyse, yarın kilise günü, o yüzden hadi artık yatalım. Tabaklarımızı yıkamamız gerekiyor mu? Bu akşam hayır. Galatyalılar 6:2'de söylediği gibi birbirinizin yükünü taşıyın. Böylece Mesih'in yasasını yerine getirmiş olursunuz. Biz de böyle yapmalıyız. Nasıl? Papaz Ian'ın dediği gibi. Sevgi dolu bir ortamdaki bir avuç sebze yemeği, nefret dolu bir ortamdaki bir dana da... Ha? Özdeyişler 15-17. Ian Galatyalılardaki öğütleri okurken birbirinizin yükünü taşıyın demişti, değil mi? Evet. Sen de bir avuç sebze yemeği daha iyidir diyecektin, değil mi? Ha. Yani salata küplerimizle insanlara yardım edebiliriz, anlamadın mı? Herkes dua ediyor. Evet çok sevgili kardeşlerim. Dilerim ki Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih hepinizi korusun. Ve onun sevgisini tüm dünyayla paylaşmanız dileğiyle. İstediğini açıklar mısın ki? Bizim salata küplerimiz insanlara nasıl yardım edecekmiş? İhtiyacı olan insanlara verebiliriz. Ama kimin ihtiyacı var ki? Doğru. Buldum. Neyi buldun? Burada 50 tane evsiz aç küp var. Ve onlara yiyecek lazım. Onlara salata küp lazım. Yardım edeyim mi? Tabii ki abla. Çok mutlu olurum. Oley! Ben Dört Köşe Haber'den Pris Pearson, Kutuköy'den bildiriyorum. Kilisedeki vaazdan aldığı ilham ve can dostunun önerisiyle Küçük Kip Küpkil salata küp problemini tüm Hristiyanlara örnek olacak bir hayır işine çevirerek çözdü. Aslında bu fikir için Tanrı'ya teşekkür etmeliyiz Bayan Pearson. Her zaman dediğim gibi Tanrı'nın sizinle konuşmasını istiyorsanız kutsal kitabı sesli okumanız yeterli. Ben nasıl yardımcı olduğumu bilmiyorum. Papaz Ian'ın vaazını dinlerken çok güzel notlar aldım, o kadar. Benim acilen tuvalete gitmem lazım. Finn beni lojistik sorumlusu yaptı. Ben Kara, Kip'in ablasıyım. Kilise üyeleri şu anda hep birlikte Ed Küpkil'in bahçesinden gelen bereketli salata küplerden bol bol sebze yemeği yapıyorlar. Peki özenle kutulanan yemekleri kim götürüyor dersiniz? Özel eğitim almış, aşırı nadir, gamzeli kutu kaplumbağaları. Hepsi sağlıklı ve sahiplenmeyi bekliyor. Yemekler ihtiyaç sahipleri küplere ulaştırılmak üzere Kutu Şehir'deki evsizler barınağına gönderiliyor. Kip gerçekten muhteşem bir düşünce. Bir şeyler söylemek ister misin? Aslında böyle fikirler bulmak kolay. Sadece dikkatli düşünün ve Tanrı'yı yüceltmek için dostlarınızla beraber bu fikirleri hayata geçirin. Ve hata yaptığınızda özür dileyin. Ne olursa olsun. Bir de her zaman kurallara uyun.